Türkçe dublaj GTA Vice Remastered'dan herkese merhaba arkadaşlar. Hikayemizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bak şu telefonu bir açalım. Şuradan direkt ilk görevimize gelelim. Benim adım Burçin Direnci. Sana teşekkür etmek için aradım. Cem'e sordum ve senin her işin altından kolayca kalkabileceğini söyledi. Beni görmeye gel. Senin gibi bir adama ihtiyacım var. Şimdiki adamların hepsi mal. Etraf aptallarla dolu. Seni gerçekten zengin yaparım. Diyaz açıldı. Biz şöyle gelmişken şuna girelim. Sonra diğerine gireriz arkadaşlar. Şu görevimize girelim. Oo, bizim o adam. Bunun bir tane görevi vardı. O çok sıkıntılıydı ya. Helikopter bölümü. Gel ve buraya park et evlat. Bu o değil. Şerefsiz babam hep derdi ki vakitsiz öten horozun başını keser. Ama o herkesi kesiyordu. Biraz Kentucky ister misin? Almayayım sağ ol. Temiz bir beyin. Bunu sevdim. Şimdi mülk meselesi sadece yüksek fiyatlı kağıtları imzalamak değildir. Pislik de var işin içinde. Ve bu pisliğe sahip çıkma isteği. Doğru mu evlat? Aynen öyle. Şimdi bu pislik için inatçı bir piçe ihtiyacım var. Sen onu ikna edebilecek birine benziyorsun. İkna etmek benim işim. Golf kulübünde bir adam var. Şu anda oradadır. Ve kapıdaki hıyar güvenlikler silahlara izin vermiyor. Tamam. Git o herifin götüne golf sopasını sok. Sıkıntı yok. İşte burada. Üye sıkıntı kartını getirdim. Ve bir golfçi gibi giyinmen lazım. Tamamdır. Bu adam benim yeni arkadaşım. Daha önce hiç periklu bir arkadaşım olmamıştı. Şu golf bölümünü yapalım arkadaşlar. Şöyle atlayalım BMW'mize. Direkt şuna ilk önce diyor ki kıyafetçiye git diyor. Sonra oradan direkt adamı indireceğiz. Biz şöyle bir kıyafetçiye gidelim arkadaşlar. Ondan sonra da direkt... Lan. Bu araba da bayağı bir hızlı gidiyor ya. Buradan şöyle dönelim. Oyun şu adam yaklaşmasa tamam. Oyun da bayağı bir dur bakayım. Bazen bazı bug'lar oluyor arkadaşlar. Sıkıntı yok ama. Çünkü bir sürü mod olduğu için. Yeni gelenler varsa arkadaşlar beğenip abone desteği çıkmayı unutmasın. Güzel göt yavrum. Oğlum bak laf atıyorlar lan etraftan. Şuradan şöyle atlayalım bakalım arkadaşlar. Golf kulübüne git. Bu arada arkadaşlar oyunda 3 tane mod var. Yeni gelenler varsa söyleyeyim. Remastered diye bir mod var. Türkçe dublaj var. Bir de GTA Türk var. O yani bunun sonucunda da böyle bir oyun ortaya çıkıyor. Oo, şurada da güzel bir BMW var. Şuradan şöyle direkt içeri doğru gelelim bakalım. Ama silahlar gitti işte. İçeride hiç şifre hile yazar. Sıkıntı yok. Şuradayken silahları bırakacağız ya. Şöyle yapamaz mıyız? Dur bakayım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan. Şöyle atlayamayız mıyız? Aa, şöyle içeri gireceğiz işte. Tamam. Silahları bırakmadan girdik. Bizim adam nerede orada? Allah oğlum lan. Denize düştük lan. Şöyle çıkıp bunda çıkıyor muyduk dışarı? Atla bakayım. Heh tamam. Çıktık dışarı. Bizim adam nerede? Bizim adam şurada. Tam da karşısındayız. Şuradan sniper'a geçelim. Dur lan oğlum o değil. Yakınlaştırma. Oo, yakınlaştırmayı ayarlamamışız. Yakınlaştırmıyor. Şöyle yapacağız. Ya hiç uğraşmayayım arkadaşlar direkt. Lan şunu niye açmıyor ya? Normalde açması lazım. Açmıyor arkadaşlar. Bak bunu da açmıyor. Silahlara bir şeyler oldu ya. O zaman şöyle yapacağız mecbur. Dur bakayım. Lan hiçbirini açmıyor ya. Dur bakayım oğlum harbiden hiçbirini açmıyor. Ne yapacağız biliyor musun? O zaman şöyle direkt saracağım. Tamamdır. Atla direkt gitsin. Silahlara bir şeyler oldu. Bug'a girdi ya. Bu böyle giderse var ya bizi çok uğraştırır bu silahlar. Ya şeyi açmıyor. O menzili var ya onu açmıyor. Açması gerekiyor. Neyse şimdi işte bir şey direkt şuradan uzayalım bakalım. Hadi eyvallah. Ulan silahlar da gitti be. Bak arkada da müzik çalıyor arkadaşlar MP3'ten. Barış Akarsu müziği çalıyor. Biz şöyle direkt şuradan A'ya doğru gidelim bakalım. Diaz'dan mı devam edelim? Diaz'a gitmeyelim arkadaşlar. Şimdi o bize helikopter bölümü falan verir, bir şey verir. Biz şöyle direkt A'ya gidelim. A'dan devam edelim. Ya bizim o... Yo pardon. A'ya gitmeyeceğiz, Diaz'a gideceğiz. Tam tersi arkadaşlar. Şimdi biz buna gelirsek biz helikopter bölümüne falan atar. O çok gıcık bir bölüm. Biz şöyle direkt Diaz'dan devam edelim bakalım. Ama şu silahlara bir çözüm bulmamız lazım ya. Bir şifre yazayım. Nükleer Pol. Şu niye şey almıyor, siper almıyor anlamadım. Yoksa bizi çok uğraştırır ya. Her bölüm, her bölüm ne yapacağız? Dur bakayım.
Bak hala almıyor. Hala almıyor. Ne yapacağız oğlum biz bunu ya? Onun bir çözümünü bulmamız lazım arkadaşlar. Şöyle direkt girelim bakalım. Şu adam bize ne diyecek? Hadi bebeğim hadi. Evet. Evet. Ah. Aptal beygir. Senin kafanı koparacağım. Kim lan bu salak? Ömer Duman. Ah. Beni hatırlarsınız. Kusura bakma biraz gerginim. Asla Allah'ım biraz bir aygıra güvenme. Güzel iş becerdin. Bundan sonra bana çalışacaksın. Ben para için çalışırım. Dedim ki benim için çalışacaksın. Ben de dedim kes ki... Kes sesini. Yamyam'ın teki beni dolandırdı. Ne kadar para almam gerektiğini bilmiyorum sanki. %3 pay çalmak %100 pay çalmaya eşittir. Ve kimse bunu bana yapamaz. Kimse. Kim çalmış lan bunu? Onu apartmanından takip edeceksin. Nereye gittiğini öğreneceksin. Daha sonra hepsini öldüreceksin. Tamam. Eyvallah. Öldürürüz. Bu koca götürü benimle uğraşabileceğini mi sanıyor? Bu koca elinin sunduğu en iyi şey ise bu kolay olacaktır. Hadi bakalım. Ulan bizim adamlar hep arkadan atıp tutuyor ya. Şöyle şuraya binelim arkadaşlar. Ama şu silahlar bize çok sıkıntı katacak ya. Hırsızın evine git de parayı nerede saklıyor? He tamam hatırladım bunu. Evine bakıyorum. Ama bu silah işini bizim bir halletmemiz lazım. Niye şey yapmıyor lan? Baga girdi bir şey oldu. Normalde şey alması lazım ama almıyor. Neyse şuradan biz o adamın evine doğru gidip yürüyelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bakın bizim adamın evine geldik. Bu burada silah kullanıyor muyduk hatırlamıyorum ama. Dediğim gibi bu bize çok sorun çıkartacak. Bunu bir şekilde halletmemiz lazım. Orada yok orada yok adam yukarıdaydı herhalde. Ha aynen. Asiktir. Takibe devam et ama herifi gebertme. Aynen aynen. Hatta biz bunu her seferinde unutuyorduk adamı öldürüyorduk. Buna bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Bunu böyle takip edeceğiz. Şöyle motorla takip edeyim. Ondan sonra arkadaşlar yerini öğrendikten sonra yerine baskın yapacağız. Haydi lan kaç lan hızlı kaç biraz be kardeşim be. Çok yavaş gidiyorsun. İşte bu bunları patlatacak. Koşmaya devam etsen iyi olur herhalde. Oğlum bize işlemez işlemez. Boşuna patlatma. Ha, orada bize küçük motosiklet de bırakmış. Ama gerek yok. Çabuk aracı bul ve takip et. Haydi efendim. Biraz hızlı be kardeşim ya. Biraz hızlı. Biraz hızlı. Oğlum. GTA Türk mod var ya çok işimize yarıyor ya. Ama silahlar baga giriyor ne yapacağız? Şuradan şöyle dönelim bakalım. Bu adam arkadaşlar şimdi bizi konağa kadar takip ettirecek. Ondan sonra zaten oraya bir baskın yapacağız diğer bölümde. Ama baksanıza arabası da yan yan gidiyor. Şimdi bu adam gitsin arkadaşlar. Ben size bunu boşuna uğraştırmayayım. Zaten konağa kadar gidecek. Gittiği yerde görüşürüz. Mekana geldik arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Zaten mekan burası. Şimdi girecek. Yeri öğrendik. Tamam sıkıntı yok. Biz buraya bir daha ziyaret edeceğiz. Haydi bakalım. Şimdi burayı öğrendik. Parada kaç? Oo 4600 liramız olmuş. Parada yükseliyor. Şimdi biz şöyle şuradan direkt nereye gidelim? Gene tekrardan A'ya gidelim. Yok A'ya değil. Diaz'a gidelim arkadaşlar. Şuradan dön. Nasıl gidebiliriz? Şuradan şöyle dur bakayım. Şöyle uzayamaz mıyız? Uzarız lan dur. Boşuna GTA Türk mod yok arkadaşlar. Bak şöyle direkt uzayalım yanına. Bas. Yer neresiydi? Dur lan burası şey. Başka bir yer. Oo yok. Yanlış bir yere ineceğiz. Böyle olmadı arkadaşlar. Yok ulan inemiyoruz ya dur. Neyse buraya kadar geldik işte. Sıkıntı yok. Ananı satayım. Yerin dibine girdik. Neredeyiz lan şu an? Burayı bırak. Ha tamam şurası ya. Ha, tamam. Gelmişiz işte. Şuradan direkt arkadaşlar gene Diaz'a gidelim. Çünkü o bize şimdi orayı basma görevi verecek. Baskına gideceğiz. Şuradan dönelim bakalım. Dön. Ama silah... Aha çatışma var. Ya şu silahın çözümü yok mu ya? Niye açmıyor ya bunu? Açmıyor arkadaşlar. Baksana siperi açması lazım. Rastgele tarıyor. Yani ayva yedik şimdi. Onu diğer bölümde çözmeye çalışacağız. Haydi bakalım. Sen ne gerizekalı bir insansın. Aptal! Siktiğimin maymunu seni!
Oğlum bu adam Ömer, deli midir nedir ya? Ne var Burçin? Bu salaklar her zaman seni gebertmeye çalışırlar. Ticaretteki sorun da bu işte. Sen ne bok yiyorsun lan orada? Salak lan bu adam. Bu beyinsizler beni perişan halde bıraktılar. Yakında her ana baba buraya tavuk satabileceklerini zannedecek. Sırada ne var? Ha? Pislik bir mafya mı? Çetelerin mekanı yer seviyesinde bir kale gibi. O yüzden Chico burada. Chico! Chico! Ha, seni oraya oradan uçuracak. Köklerini kurut onların. Sen ne yapıyorsun? Ha? Deli midir nedir arkadaşlar? Hareketlere bak ya. Burada ne yapıyorsun? Biraz araştırdım. Anlaşmayı bozan da kardeşimi öldüren de Burçin'miş. Seni de öldürecek. Onunla baş edebilirim. Hayır, dinle beni. Burçin'i bana bırak. Bana inanmaya başladı. Oğlum bu adam da o adama satıyor. Burçin deminki adam kardeşimi öldüren o diyor. Bu da satıyor. Benim kafam karıştı. Allah'tan şu an siper veren. Bilmiyorum. Bu ne tam bir sürü yapıştı. Chico Akyol. Akyol mu? Adın Cihat Akyol mu? Hey, okulda yeteri kadar öğrendim bu zırvalıkları. Cihat Akyol, zavallı piç. Nereye gidiyoruz oğlum biz? Gebze Adası. Gebze Adası mı? Daha önce hiç ateş ettin mi onunla? Hayır, yolda biraz alıştırma yaparım. Yapayım. İyi lan, sıkıntı yok, iyi işte. Gayet iyi. Tamam, neredeyse geldik. Bir şimdi çift tur atacağım. Öldürebildiğini öldür. Şimdi burada arkadaşlar şu mekanı basacağız. Sonra seni aşağı bırakacağım. Artık başına çaresine bakarsın. Ulan niye bırakıyorsun kardeşim? Sen de gelsene. Tek başımıza bıraktılar bizi burada. Yaklaş biraz, yaklaş, yaklaş, yaklaş. Hiçbir şey göremiyorum. Heh, şunları bir patlatalım ya. Burası resmen savaş alanı gibi. Hadi öldür bir geçin. İçeride ne yapacağız? O meşhur. Çünkü şey yapar, siper alamıyoruz. Hata verceği tuttu yani. Gel. Ama ölmüyoruz. Orada ondan yana sıkıntı yok. Direkt dalacağız yani. Yapacak bir şey yok. Zaten ölmüyoruz. Tamam, bunlar da tamamdı. Helikopterin önü. Ha, helikopter de vuruluyor lan. Dur lan. Hasar alıyoruz kardeşim. Oğlum dur lan. Sabit tutsana. Tamamdır. Bunları patlatsak zaten bir şey yaramıyor. Arabalar zaten patlamıyor. Başka birisi kaldı mı? Kalmadı. Tamamdır. Ha, bir de şurası var. Burası da bayağı büyükmüş ya. Çatıya çıkacak herhalde. Ha, şunlar dur. Şunları patlatsak tamamdır. Bu aletleri tamir edeceğim. Pahalıya patlar. Geber şunları. Çok kötü hassasiyeti ya. Vallahi çok kötü. Ulan eski oyunlarda neymiş ya? Şu hiç hassasiyeti yok arkadaşlar şu masum. Ulan bayağı bir kötü hassasiyeti var. Neyse. Sen bizi bir saldır, bize atla. Burası beyim çarpıyor. Yani yar gidiyoruz. Pekala. Tamam, artık tamam. Artık tek başınasın. Sen bizi bir saldır, biz bir atlayalım. Atla oğlum. Niye atlamıyor lan? Kardeşim bu atlayacak da. Heh, tamam. Çatıdaki payı alıyor. Bak işte şey, siper almıyor. Ne yapacağız? O zaman şöyle rastgele tarayacağız. Yapacak bir şey yok. Zaten ölmüyoruz. Kardeşim. Böyle gideceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Bas. Oğlum boşuna uğraşmayın. Tamam. Oo, tamamdır. Bizim adam geldi. Gebze Adası diye anons yapıyorlar arkadaşlar. Duydunuz mu? Arkada. Polis anonsu vardı Gebze anonsu diye. Bu görevi de tamamladık. Haydi bakalım. O 2000 lira, 11.000. Buradan iyi para kaldırdık ha. Ne diyor lan bunlar? Biz yine bu Diaz'dan devam edelim arkadaşlar. Köprüler açıldı falan filan. Tamam, eyvallah. Bu oyun zaten kısa ya. Çok çabuk bitiyor. Şu bakalım Diaz ne yapıyor yine. Herhalde televizyonum ne kırıyordu bu bölümde? Yok, bu o değil. Tamam.
tekne görevi. Kendinizden pek memnun değilsiniz artık ha? Hop uzak dur şunu benden. Şeytan falan da olur. Arabamda kuş boku olmayacak artık ha Ömer? Emin değilim. Çok haklısın, dinle. Doğu tarafında en hızlı bot kimde biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ben de. Ve ben de kalmasını istiyorum. Birçok kişinin hayali hızlı bir tekne. Öyle değil mi? Söylenenlere göre tersanede yeni bir bot yapılmış. Birkaç haftala verilecekmiş. Ve Ömer, ben bu botu istiyorum. Aa, sanırım geldiler. Nereden çıktınız lan siz? Güvercinler. Haydi bakalım arkadaşlar. Tekneyi çalmaya gidiyoruz. Adama bak ya. Değişik değişik işler var şu. En hızlı tekneyi çal diyor. Kardeşim çalacağız da. Dur bir dakika. Şu biz... Oğlum ne alaka lan bu? Lan madem bizi almayacaksın niye öyle bir şey yaptı? O zaman şöyle mi yapacağız arkadaşlar? Dur bakayım. Biz şöyle direkt uzayalım oraya doğru. He. Dur lan dur. Olmayacak. Dur şuraya düşmemiz lazım. Olmadı. O zaman şuraya düşmemiz lazım. Yok gene olmadı. Biz şuradan şöyle direkt atlayalım arkadaşlar. Heh tamam. Yer nerede? Yer şurada. Şuradan şöyle atlamamız gerekiyor. Dur tamam. Kesin bu sefer tutturuz bir dakika. Şöyle biraz sola. Heh tamam. Yerimiz şurası arkadaşlar. Düş lan düş. Lan. Heh. Şuradan şöyle gelelim. Zaten ölmüyoruz arkadaşlar. Direkt dalacağız. Ölümsüz olmak ne güzel bir şeymiş ya. Tekneyi suya indirmek düğmesini buluyor. Tamam buluruz kardeşim. Boşuna uğraşmayın. Ölmüyoruz. Haydi bakalım. Tekneyi indirdik tamam. Kardeşim boşuna uğraşmayın. Ölmüyorum. Tekneyi atla koçum. Atlarız. Siz şöyle bir açılın bakayım. Açılın. Sen de şöyle bir açılın bakayım. Zaten mermi siper almıyor. Konağa geri dönmüyor. Tamam kardeşim döneriz. Tekneyi arkadaşlar bu kadar basit bir şekilde çaldık işte. Ama şu silahı çözmemiz gerekiyor ya. O bize sıkıntı yaratabilir yani. Dön. Tamam çekil be kardeşim ben çekil. Nerede? Heh tamam. Şu polisler peşimizi bırakacak mı ama? Tamamdır. 4000 lira. Oo oğlum bu adam fazla para veriyor lan. Bu adama 2 çalıştık, parayı 15.000 yaptık. Lan bizim oğlum bu manyakla ne yapıyor lan polisler burada kavga ediyor milletle. Aa, bu adama 2 görev yaptık arkadaşlar. Para direkt 15.000 oldu bak. Bu adam iyi para veriyor. Şöyle gene arkadaşlar bundan bu bizim Diaz'dan devam edelim. Gerçi Diaz değil ki buradaki ismi neydi lan bunun? Burçin miydi neydi? Çıkar şunu be. Plastik hurda. Bana mı yapıyorsun bunu? Sen bunu kime yaptığını sanıyorsun? Elektronik bok seni. Oğlum manyak bu adam ya. Ağzına sıçayım. En sevdiğim yaralı yüz filmimi yersen böyle parçalanırsın. Başka ne yapabilirdim? Fişin takılı olup olmadığına bakabilirdin. Ne? Baksana fişi takılmış. Nasıl siktir? Neyse siktir et. Aynısından 100 tane daha alabilirim. Bak Ömer. Her ay birileri Kocaeli şehrine yatla gelir ve tezgah açar. Kargoyu ilk gelen tekneye de satar. Senden hızlı botunu almanı istiyorum. Diğer tümsik kafalıları halletmeni tamam. Ve kargoyu buraya getirmeni istiyorum. Tamamdır haydi bakalım. Tamam mı? Tamam kardeşim. Oğlum bir şey deme. Oğlum Ömer bir şey desene lan tamam mı? En hızlı tekneyi çal diyor. Çalalım bakalım. Yo al çal nereden çal zaten çaldık bunu kardeşim. Şuradan şuraya dön. Şu tuşlarda bir ayarlama yapmamız lazım ya. Dur bir tahmin edeyim. Oğlum arkada çalan şarkıya bak. İhtiyacım olacağını zannettin öyle değil mi? Sadece burada kalmama izin vermelisin kardeşim. Şimdilik beni yalnız sert çocuk saçmalığıyla oyalayabilirsin. Ama biliyorum bir gün senin kıçını kurtaracağım. Hatta o zaman beni öpmek bile isteyeceksin. Siktir. Haydi bakalım arkadaşlar. İşte heyecan başlıyor. Biz bunları geçeriz ya. Ömer anlaşmayı bozanın Burçin olduğunu biliyoruz artık. Hala niye ek işlemi yapıyoruz belki?
Tecrübe kazandıkça şehir bizim oldukça öğrenmemiz gereken şeyler azalıyor. Tarzını seviyorum kardeşim. Gerçekten taze. Oğlum nerede lan, yol nerede? Dön. Yanlış yerden gittik, bir dakika. Şuradan mı gireceğiz? Aynen, tamam şuradan. Bu yanındaki adam da sürekli o adamın arkasından konuşuyor. Ama arkadaşlar, bu bizim yanımızdaki adam arkasından konuştuğuna bakma. Bu bir zaman sonra bizim de arkamızdan iş çevirecek. Bu adamın huyu bu yani. Oğlum arabanın içinde adam var lan. Lan dön. O kırmızı şey bizim kafamızı karıştırdı ya. Biz direkt şu kırmızıya göre gidelim. Noktaya göre. Şuradan dön bakayım. Oğlum bir de yenilmeyelim lan. Adamlar burada. Beceremedim, çok yavaştım. Oğlum işte orada kaçırdık işte ya. Hay anasını, bir daha göre geri döneceğiz boş boşuna. Bir daha oraya ben bir döneyim arkadaşlar, bakalım. Bu sefer arkadaşlar direkt hiç uğraşmadık. Direkt bastık. Bak şu kırmızıyı falan takip etmeyle uğraşmayalım. Çünkü o bizi yanlış bir yere götürüyor. Biz bildik. Lan oğlum. Senin ben yapacağın işe be. Hay anasını. Gene kaçırdık. Gene kaçırdık arkadaşlar. Lan gene kaçırdık be. Nasıl lan, şöyle biraz mouse falan basayım, bir şey basayım. Lan mouse'a bastık, denizin dibine giriyor. Lan ben senin yapacağın işe be. Lan nasıl o bizi o dışarı attı orada ya. Bu sefer geçeceğiz arkadaşlar. Bu sefer lan oğlum bak, şu bizi var ya dışarı atıyor yani. Dur. Onlara bulaşmamamız lazım. Bulaşma. Tamam. Dön. Bu sefer geçeceğiz. Sıkıntısız. Haydi bakalım. Şuradan döndük mü? Döndük. Tamam. Bu sefer oldu. Onlarla hiç uğraşmayacakmışız demek. Yoksa arkadaşlar olmuyor. Dikkat et. Her yerden geliyorlar. Çabuk. Burçin'e olduğun gibi hız edin. Kardeşim benden yana çıkmış, yok ben zaten ölmüyorum. Ben kendimi koruyorum. Deniz kızına selam söyle. Tamam. Onlara göre bir ayda bakalım. Şu önde de biri var lan. Oğlum ne yapıyorsun lan? Kendi kendine mi gidiyor burada? Bizim öldürdü mü zaten? Onu indirdik, tamam. Tekne gitti. Bizden yana zaten hiç sıkıntı yok. Haydi bakalım. Aa, helikopter geliyor. Onu da dur bakayım. O sıkıntıydı işte. İleride çok silahlı adam var. Oo, şunlar da sıkıntı. Şunu patlatmamız lazım şunları. Oğlum lan. İncirdik mi? Durduk. Oğlum tekne gidecek lan. Lan tekne nerede? Oğlum bir daha beni başa başlatma ya. İkide bir o konular gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Uzak kalıyor bir de. Haydi. Tamam, sıkıntı yok. Kurtulduk ya. Tamam, sıkıntı yok. Aynen, kurtulduk mu kurtulduk. Buradan sonra daha bir şey olmaz. Konular zaten şurada arkadaşlar. Bakın gelmişiz. Gelen giden var mı? Etrafa bakıyorum. Gelen giden yok. Tekne değil durumda. Bakalım bu sefer kaç para verecek. İyi para veriyor ya bu adam. Manyak falan ama. Parayı buldu bizi yani. Şu kim lan? O düşman mı lan bu? Bela gittikçe büyüyor. Yani yürü lan hadi. Zaten gelmişiz, dibindeyiz. İyi atıştı kardeşim. Sen gerçek bir psikopatsın. Eyvallah kral. Görüşürüz Ömer. Tamamdır Çikoca yatak yol bey. Haydi görüşürüz. Haydi eyvallah. 8000 lira. Vay anasını be. Arkadaşlar bu çok iyi para veriyor ya bu adam. Ne diyor? Kıyafet falan filan cart curt bir şeyler. Biz şöyle direkt arkadaşlar şu A'ya mı gidelim? Ne yapalım? Diaz'dan bayağı bir görev yaptık zaten. Şimdi o A'ya gideceğim. Bana gelecek helikopter bölüm verecek. Çıldırtacak bizi arkadaşlar sonra. Bir gidelim bakalım ne görevmiş ya o. O A'ya bir gidelim bakalım. Şuradan şöyle dön. Şuradan da dön bakayım. Şu A'ya bir uğrayalım. Şuradan şöyle girelim arkadaşlar. Çok merak ediyorum ne verecek. İnşallah şu telefonu da bir aralım. İkide bir aç. Arıyor. Bak senin her işin üstesinden gelebileceğini biliyorum. Yani lütfen bana yardım et. Beni yatımda bulabilirsin. Hay senin yatına ya. Ben burada göreve gelmiştim kardeşim. Bir şuna bir uğrayalım arkadaşlar. Bakalım bize ne verecek. Aa, yatında biz bunu koruyorduk. O göreyim lan yoksa. Tahmin ettiğim görev olabilir arkadaşlar. Şöyle bir uğrayalım bakalım oraları. Arkadaşlar buraya geldik. Büyük ihtimalle tahmin ettiğim görev. Bu albayı koruma görevi. Ama silah siper almıyor. Yoksa normalde çok basit. O mesela tarama alıyorum, tak tak indiriyorum. Burçin'in keyfi yerinde ve seninle yeniden çalışacak. Bu iyi bir şey mi? Tabii ki. Burçin bu aralar çok yardımcı oluyor. Kaybettiğimiz şeyler için falan. Bunu size ne söyletiyor? Hiç kimse Burçin'i bu şekilde küçük düşüremez. Sadece sesli düşünüyorum. Önemi yok.
Sana yararı olacak bir iş daha var. Daha fazla ayak işini yapmaya vaktim yok Cem. Böyle tehlikeli kredileri olan birinin fırsatlar için aç olabileceğini düşünüyorum. Lütfen Ömer, en azından bir dinle beni. Devam et. Ordu için donanım alacak bir arkadaşım var. Bu donanımı benim için getirsen diyorum. Oğlum, ve aldığın zaman hemen beni ara. Tankı daha çalma bölümü da... lan bu. Tank çaldırıyordu bize değil mi? Git ordu tankını çal. Aynen o bölüm, o bölüm. Tank çalma bölümü arkadaşlar. Ama şimdi sıkıntı yok çünkü zaten biz ölmüyoruz. Çok kolay çalacağız. Ya şu mermi sıkıntısını bir çözebilirim ya. Onu acaba ayarlardan bakacağım. Sanki ben oyuna başladığımda hiç dikkat etmedim ona. Var mıydı? Çünkü oyunun başında böyle adam vurma falan bir şey yapmadık. Hiç dikkat etmediğim için bilmiyorum. Şimdi bakalım. Şu bölüm bitsin ondan sonra bakacağım. Neymiş arkadaşlar. Arkadaşlar bizim konvoyun yanına geldik bugün gördüğünüz gibi. Ama bu çok basit olacak. Şimdi iyi izleyin. GTA Türk'ün faydaları. Şimdi bak. Şuradan şunu yolunu bir keselim. Siz şöyle bir durun bakın kardeşim. Biz GTA Türk'üz be kardeşim. Şuradan dur. Sen hiç yürüme, hiç uğraşma. İn bakayım aşağı. Tankın etrafından uzaklaş. Şu arabayı yolun ortasından çekin hemen. Emredersiniz. Oğlum başlatma tankını. Hemen buradan uzaklaş. Oğlum tanka da binemiyoruz. Yolun ortasından. Emredersiniz komutanım. Ya tanka da binemiyorsak ne yapacağız? Hadi bakalım devam edin. Yok abi dur. Onların inmesi lazım. Şu adamın tanktan inmesi lazım. O zaman şöyle yapacağız. Sizi vuracağım. Sen şu tanktan bir in bakayım. İnmiyor. Ya kardeşim bu inmiyor. Biz bunu nasıl indireceğiz? İçerideki adam inmiyor şu an. Sıkıntı orada. Patlatayım mı? Ne yapayım lan? Şunları şöyle öldürelim arkadaşlar özgürlüğü. Bunlar da öldü. Kardeşim sen şu tanktan bir in bakayım. Yok abi inmiyor. Niye inmiyor lan bu? İnmesi lazım ama normalde inmiyor ya. Bir şekilde indirmemiz lazım ona bir dakika. Ya tanklar insan evet kardeşim ya in be. Neyse arkadaşlar ben buraya bir daha geleyim. Buradan inmiyor ya. İnmesi lazım yani. Arkadaşlar sonunda aldık. Bir şekilde girdi işine neyse sıkıntı yok. Buradan dön. Kardeşim boşuna uğraşma. Hem tank var hem ölmüyoruz zaten bize kralı gelse bir şey yapamayız. Çekil lan çekil kardeşim. Şuradan dön bakayım. Dön. Lan adam tank aldı diyor be arkadaşlar duydunuz mu valla? Dön. Ha burada bug'a giriyordu onu hatırladım lan. Bug'a girmeden bunu sokmam lazım şöyle. Bir yerde düşüyordu tank oraya. Ulan kalalım. Yanlış hatırlamıyorsam. Dur tankı garaja sok. Şöyle hiç zorlamadan. Tamam. Haydi bakalım. 24.000, 2.000 lira verdi. Bak diğer adam bir tekne sürdü, adam bize 8.000 vermişti. Diğer adam iyi para veriyor ya. Bak siper almıyor. Ama şöyleyken alıyor mu? Almıyor. Şöyleyken alıyor mu? Alıyor. Şöyleyken de almıyor. Şöyle, ancak şöyleyken alıyor arkadaşlar siperi. Bunu anlamadım. Şu telefonu bir açalım bakalım. Kim arıyor bu sefer yani? Lan çekil lan çekil. Arasana be kardeşim be tekrardan. Albay araması lazım ama herhalde. Dur bakayım aramıyor. Bak şöyleyken tamam. Böyleyken alıyor süper. Ama bu sefer de şey yani. Direkt FPS modda. Ömer benim Jat. Evet. Oh sesini duymak güzel. Hadi kardeşim serin gel serin. Bir işin ortasındayım. Ne istiyorsun? Hiçbir şey. Ya sadece bilirsin hani Ömer. Şey yapalım şu işi. İkimiz bir olursak bir problem çıkmaz. Anlıyor musun? Bunu zaten yapmak zorunda kalacağız. Çünkü aksi halde ölmüş oluruz Cihat. Ve şu anda bu konuya çok uzaktayız. Ama aradığın için sağ ol. Sonra görüşürüz. Ne diyor lan? Ne işi diyor bu? Herhalde bu arkadaş da şey diyor yani. Tahmin ettiğim kadarıyla o adamı indireceğiz Diaz'ı. Ama dur daha bekle diyor. Acelesi yok diyor. Biz şimdi şu A'ya gidelim. O herhalde helikopter bölümü değil büyük ihtimalle. Ona daha var.
Bir oraya gidelim bakalım. Bu oyun da bayağı bir kısa ya. 2 bölüm oynadık. Baksana arkadaşlar, oyunu yaraladık neredeyse. Şöyle A'ya doğru gidelim bakalım. Adamımızın yanına geldik. Şöyle tahmin ettiğim bölümü şimdi bakalım aynını alacağız. Aa, gene arıyor ya. O her buraya geldiğinde arıyor. Selam paşam, ben Atakan. Senin için bazı şeylerim olabilir ama yüz yüze görüşmeliyiz. Şu anda facia kulübünde takılıyorum. Duyduklarından sonra bana iyilik borçlu olacaksın bebeğim. Görüşürüz. K. Kimmiş lan bu? Şuna bir girelim bakalım arkadaşlar. İmhacı diyor. Yok ya, bu benim tahmin ettiğim görev. Ayva yedik. Bunu atlarım ya. Bunu sonra oynarız arkadaşlar. Bak şimdi evlat. Bir problemim var ve senin çözebileceğini düşündüm. Ben mühendis değilim. Hayır, daha çok imha etme yeteneklerinden bahsediyorum. Evet, şimdi planlandığı gibi bir gelişme bu. Ve bu bizim ilgilendiğimiz binada bu. Bu bina yolun ortasında ve sen o yolu açmak istiyorsun. Çabuk kaptın olayı. Şehirden bir süreliğine uzaklaşacağım. Ve o bina yapısal inşaat sorunlarıyla karşılaşırsa ben de bir sivil... Ve ben de bir sivil olarak buna çok sevineceğim. Ayrıca şehrin önemli bir alanını kurtarmış olacağım, öyle değil mi? Senin gibi adamı daha nereden bulacağım ben? Ulan tahmin ettiğim bölüm ya. Bu bölüm arkadaşlar, şimdi sıkıntı şurada. Zaten çok bela. Ulan bir de bina yok ortada. Baksanıza arkadaşlar, zaten bina ortada yok. Çünkü moddan dolayı herhalde baksana bina gitmiş. Bir sürü mod var ya arkadaşlar, bazı yerlerde böyle bug'lar olabiliyor. Şimdi ne olacak? RC helikopterini kullan. Zaten zor, bir de bina da yok ortada. Biz bunu nasıl tahmin edeceğiz ki? Şöyle bir geri gelin bakayım arkadaşlar. Şimdi o büyük ihtimalle bir yerlere çarpacak orada. Dur, dön. Normalde ben bunu rahat yapıyordum arkadaşlar bu arada. Ondan yana sıkıntı yok. Ama şimdi sıkıntı şurada. Ortada bina yok. Bina olmadığı için bayağı bir zor olacak. Şimdi bir yerlere çarpacak büyük ihtimalle. Dur bakayım, şimdi anlarız birazdan. Ha, Q ile diyor. Öyle bastık ama. Dur bakayım. Kardeşim şunu bırak bakayım. Oğlum bombayı bırak. Bombayı da bırak diyor. Hay anasını ya. Q ve E. Basıyoruz kardeşim. Hiçbir şeylere bakmıyor. Ya bu yerev ben var ya, başlayacağım arkadaşlar. Bunu atlayacağım şimdi birazdan. Dur bakayım. Arkadaşlar bakın, burada çok garip bir şey oldu. Oyun bug'da olduğu için. Şimdi şurada tahminen gidiyorsun. Aslında çok kolay. Ben tabii bunu çok sonra öğrendim. Çok da az dakika kaldı. Dur bakayım, şimdi anlayacağız. Bak mesela örneğin büyük ihtimalle şunda. Hadi bıraktım. Aa, kaçırdık. Kaçırdık aynen. Dur geri gel. Büyük ihtimalle diğerinde çok kolay yapacağız. Şimdi burada dakikaları kaçırdık ama. Lan oğlum dön be. Ya bu kadar zor bir şey olamaz ya. Dön. Hay senin ben. Şu bombayı al kardeşim. Şu bombayı bir alsa. Heh. Şimdi büyük ihtimalle arkadaşlar bakın şurada. Nerede? Şuna koyacağız büyük ihtimalle. Gel yeri. Şuraya dön. Ama dakika kaçtı işte. Neyse arkadaşlar, diğerinde dur bir dakika. Ben burayı bir atlatayım. Diğerinde çok kolay yapacağız ama. Şöyle bir göstermem lazım. Bak şöyle geliyor şuraya. Bug'a girmiş ama aslında çok basit. Bakayım bırakayım, kabul edecek mi? Heh tamam. Ama 35 saniye kaldı işte, yetişmemiz imkansız. Ama ilk başta onu çözseydik çok rahat yetişirdi. 7 dakika yani 2-3 dakikalık bir şey var. Şöyle dön. Lan yetişir miyiz lan bir de? Haydi. Lan deneyeceğim lan şansını. Yetişiriz. 20 saniye. Ya o saçma yerde düşürmeseydik işte onu. Kesin şu arkadaşlar bakın. Şu. Altında da kırmızı yanıyor. 12 saniye. 10 saniye. Lan çok uzak ya. Çok uzak. Lan yetiştik lan. Vay anasını. Yetiştik harbiden. Son saniye arkadaşlar. Olmayan binayı patlattık. Hayır bak. Burası bug'a girdi ama daha kolay oldu. Sağa sola da çarpmıyor. Ben şey diye düşündüm. Hani bina yok ya ama gene de o duvarları algılar. Oraya bir zor çarp yani yaparız. Görünmüyor ama algılar diye düşündüm büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar, bu bölümü burada bitirelim. Bayağı bir güzel oldu. Son saniye yetiştik. Çok güzel oldu yani. Beğendiyseniz beğenip abone olup destek çıkmaktan arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.